burada telefon sesleri geliyor. Kapı gıcırtısı geliyor. Bunlara dikkat edelim. Mikrofonlarımızı kapatalım. Sadece beni dinleyin. Söz hakkı almak isterseniz mikrofonunuzu açarsınız. Şimdi sanatçıların eserlerini inceler dedik. Sanatçıların eserleri zaten birinci derecede edebiyat tarihinin kapsamını oluşturan önemli bir özellik. Çünkü bizi esas ilgilendiren nokta burası. Sanatçılar hangi ürünleri vermiş? Verdikleri ürünler toplumu nasıl etkilemiş? Toplumda ne uyandırmış? Toplum buna nasıl bir tepki göstermiş? Bunlar bakıldığında edebiyat tarihinin kapsamı içerisine giren önemli özellikler. Ve edebiyat tarihinin diğer bir önemli özelliği dönemlerin sosyal hayatını ya toplumsal hayatı incelemek. Toplumla edebiyat biliyorsunuz iç içe geçmiş bir bütün. Zaten edebiyatın en önemli unsuru ne? İnsan. İnsan nereye ait? Topluma ait bir unsur. Dolayısıyla insan ortaya koyduğu tüm ürünlerle edebiyata malzeme olan ve dil üzerinde edebiyatın çeşitli yönleriyle incelediği bir olgudur insan. İnsan topluma ait olduğuna göre, toplum sosyal bir unsur olduğuna göre edebiyat tarihinin önemli kapsamlarından en önemli kapsamı diyebileceğimiz nokta burada sosyal hayat olarak toplum.